Sevgili izleyenler, bir süredir son dakika bandı ekranların altında dönüyor. Görmüşsünüzdür mutlaka. Dünya futbolunun merakla beklediği Ronaldo transferi tamamlandı zira. 37 yaşındaki yıldız futbolcunun Manchester United'dan sonraki durağı belli oldu. Suudi Arabistan ekibi Al Nassr yıldız oyuncuyla yıllık 75 milyon dolara 2 yıllık sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz gün Brezilya'dan acı bir haber aldık, detaylıca konuştuk. Brezilya hükümeti Pelé'nin 82 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından 3 günlük ulusal yas ilan etti. Brezilyalı futbol efsanesi uzun süredir tedaviyi gördü, hastanede 82 yaşında hayatını kaybetti. Dünya futbolunun gelmiş geçmiş en büyük yıldızlarından biri olan Pele, kariyeri boyunca 1279 gol kaydetti ve Guinness Rekorlar kitabına girdi. 23 Ekim 1940 tarihinde Brezilya'da dünyaya gelen Pele, ilk profesyonel maçına 1956'da Santos'ta çıktı. 2 yıl sonra henüz 17 yaşındayken milli takım formasıyla Dünya Kupası'na katıldı. Milli takımla 1958, 1962 ve 1970 olmak üzere 3 kez Dünya Kupası'nı kazandı. 92 maçta Brezilya formasıyla 77 kez rakip fileleri havalandırdı. Kariyerinin çok büyük bir bölümünü Santos takımında geçiren Pele, uluslararası arenada ve yerel liglerde kazanmadık kupa bırakmadı. Pele, son 3 yılını da Kosmos kulübüyle Amerika Birleşik Devletleri'nde oynadığı futbolla tamamladı ve kariyerini noktaladı. Kariyeri boyunca 6 defa bir maçta 5'er gol, 30 defa bir maçta 4'er gol ve tam 92 maçta bir maçta 3 gol atmayı başardı. Pele aynı zamanda futbol sahalarının dışında da boy gösteren bir kahramandı. UNICEF, UNESCO ve Birleşmiş Milletler Barış Elçisi olarak çok önemli organizasyonlarda yer aldı. Açlığa karşı, kimsesiz çocuklara karşı yapılan savaşta en önemli önderlerden biriydi. Pele sadece Brezilya'da değil, tüm dünyada futbolun güzellikleri ve estetiği konusunda bir idol oldu. Pele'nin vefatının ardından ülkesi Brezilya'da 3 günlük yas ilan edildi. Pele'nin cenaze töreninin 3 Ocak'ta yapılacağı ve kariyerinin büyük bölümünü geçirdiği Santos Stadyumunda büyük bir organizasyon düzenleneceği bildirildi. Pele'nin cenazesinin kortej eşliğinde halkın katılımıyla Santos sokaklarından geçerek hala hayatta olan 100 yaşındaki annesi Arantes'in evine götürüleceği açıklandı. Daha sonra Pele, Santos'taki aile mezarlığında son yolculuğuna uğurlanacak.